Deprem bölgesinde hayat durdu. Devam etmesi için destek şart. Bu doğrultuda Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı da devrede. Depremzede öğrencilere burs sağlıyorlar. Başvuruları biz 24 Şubat'ta başlattık. Şu anda 5000'in üzerinde burs başvurusu yapıldı. Bunların yaklaşık 2500'den fazlasını KHEV bünyesinde biz tüm eğitim hayatlarını garantiye alacak şekilde destekledik. Kendi bünyemizde bunun hazırlıkları tamamlandı. Ancak ihtiyaç daha çok. 24 Mart'a kadar burs başvurularını toplayacağız. Bu sayının artacağını da düşünüyoruz. Dolayısıyla yalnızca KHEV üyesi, gönüllüler bu talebi karşılayamayacak. O yüzden halkımızdan da destek olmalarını istiyoruz. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler burs için başvurabilir. Hem bursiyer olmak hem de burs sağlamak için KHEV'in internet sitesine başvurmak mümkün. Öncelikle depremden doğrudan etkilenmiş ya da ailesi birinci derece yakınları doğrudan etkilenmiş. Bu nedenle maddi sorunlar yaşayan üniversite öğrencilerimiz olmakla beraber biz bu bağışların artmasıyla desteğimizin üniversite öğrencilerinden yavaş yavaş lise ve diğer ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin de aktarılmasını planlıyoruz. Uzmanlar bölgede psikososyal destek de sağlıyor. Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönüllü olarak giden Doktor Irmak Polat da onlardan biri. Kaygı bozuklukları, depresyon, yaz, travma sonrası stres bozukluğu vakalarını görüyorum. Onun dışında sağlık çalışan arkadaşlarımız da burada fedakarca çalışan, dinlenmeden çalışan arkadaşlarımızın da ikincil travma dediğimiz karşılaştıkları vakalardan etkilendiklerini görüyorum ruhsal olarak. Ayrıca kendileri de aslında depremden etkilendi. Tükenmişliğe doğru ilerleme riskinden endişeleniyoruz. O yüzden sağlık çalışan arkadaşlarımız da bu dayanışma ruhuyla burada desteklemek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek çok önemli. Türkiye Psikiyatri Derneği'nden gönüllüler de Hatay'da psikiyatrik destek sağlıyor.